FIFA 22'nin bence istisnasız en potansiyelli kadrolarından biri bugün önümüzde. Ben bugün çok bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Takım kendi kendine aslında çok şey başaracak gibi geliyor. Galatasaray rebuild yapacağız ve hedef tabii ki de Şampiyonlar Ligi. Şimdi ilk 11'e bakıyorum. Dediğim gibi çok aşırı transfer yapmayı düşünmüyorum. Bazı mevkilere transferler yapılacak özellikle. Ben oyuncuların gelişimlerini daha ön planda tutmayı planlıyorum genç oyuncuların. Onun dışında bu takıma belki ilerleyen sürede kaleci lazım olacak. Sol beke transfer gerekebilir. Diğer mevkilere çok fazla transfer gerekmeyebilir. Özellikle satışlarımız daha fazla olacak bence. Tabii Halil Dervişoğlu kiralık kulüpte, onu alacağız. Yunus Akgün'ü açıkçası bir sezon kiralık Adana Demir'de tutup sonrasında onu da geliştirmeye çalışabilirim diye düşünüyorum. Ya da ikinci bir seçenek, direkt onu kiralıktan çekip bütün sağ orta sahaları satmak. Bu da bir aklımdaki plan. Çünkü onun orada oynamasını istiyorum. Olimpiyo Morutan için şöyle alternatif bir plan üreteceğiz. Orta sahalardan biri ofansif orta saha olacak. Ve oraya Olimpiyo Morutan kesinlikle gelip formayı alacak. Morutan'ı sağ orta sahada kullanmak istemiyorum açıkçası. Ofansif orta sahada daha fazla verim alabileceğimizi ben düşünüyorum. Asunsa kesinlikle formayı alabilir çünkü çok daha potansiyeli var Taylan Antalyalı ile kıyaslandığında. Sağ bekleri satacağız, orada Sasha Boy oynayacak. Bu da kesin hamlelerden biri. Stoper de muhtemelen Luyendama, Marka ya da Nelson gelişirse Luyendama'yı geçer. Luyendama'yı satabilirim. Öyle planım da var. Nelson'un gelişmesi lazım orada. Yapılacak bazı işler var ama takımın geneli korunacak gibi duruyor burada. Elimizdeki mevcut bütçeyle, yani 16 milyon euro ile Asunsa'nın bonservisini alarak başlamak istiyorum. Famalicão ile görüşüyoruz. Luyendama'yı takasta istediler. Hayır, Luyendama'yı satacağım. Takasla kullanmayı düşünmüyorum. 7700'e çıkardık. %2 pay uygundur. İkinci transfer de geliyor. O da Halil Dervişoğlu. Onun da bonservisini alacağız. Bundan sonra onları geliştirirken çok fazla sıkıntı yaşamayalım diyorum. Brentford Cagney istiyormuş. Tamam, olur. Zaten iki forvetle oynamayı düşünüyorum. Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu. Fernando Muslera 3 hafta sonra düşüş gösterecek gibi duruyor bu arada. Takımdan ayrılan isimler var. Oğulcan Çağlayan'ı Troyes'e sattım. Feiguli internasyonele gitti. Ömer Bayram da Trabzonspor'la anlaştı. Bütçe yeniden 16 milyon euro. Başladığımız yere geri döndük. Sol beki daha da gençleştirmek istiyorum. Bir Hollandalı gitsin, bir Hollandalı gelsin diyorum hatta. Patrick Van Aanholt'u da gönderip takasta kullanıp 10 milyon euro üstüne vereceğim. 15.1 artı %15 pay dediler. Biraz fazla sanki. 11.1. Arada buluşabiliriz. 12.2 artı %15. 14.3'te ısrarcılar. 13.3 %15 pay. Feyenoord'la anlaşıyoruz. Malasya sonrasında Emre Kılınç Rangers'a gitti. 3.5 milyon euro karşılığında. Yunus Akgün'ü geri çağırıyorum sağ orta sahada. Şimdi sağ bekte Yedlin'i istemiyorum. Yedlin'i takasta kullanıp üstüne 1 milyon euro verip Pedersen'i almaya çalışacağım. %9 pay dediler. Payı kaldırsak 1.050 kalsa 2 milyon euroya kadar yükselttiler teklifi. Orta yol 1.550. Anlaşabiliriz. Şaka mı? Şaka mı? Gerçekten mi? Yani 2.1'e mi çıkardınız? Sizin pazarlık anlayışınız gerçekten bu mu? 1.850'ye Feyenoord'la anlaştık. Artı Yedlin. Transferin son günündeyiz. Arda Turan, Bournemouth'a, Luyendama, River Plate'e, Atalay Babacan da Viking'e gitti. Atalay kiralık, diğerleri satıldı. Oraya takviye yapabiliriz. Stopere yani. Luyendama'nın yerine. Gerçi Alpaslan rotasyonda İdare edebilecek oyunculardan biri diye düşünüyorum. Bir takımda gitmesi gereken Rai Babel var. Onu gönderebilirsek gerçekten istediğimiz seviyeye gelmek üzereyiz. Böyle tanınmamış isimler bulununca tam bir scout transferi denir ya. İşte tam bir scout transferi yapacağız. Arjantin'e geldik. Alexandro Bernabei potansiyelli isimlerden biri. Burada Ryan Babel'i de takasta kullanmak istiyorum. Ryan Babel'in takımdan gitmesi gerekiyordu ama kabul etmediler. 5 milyon euro istiyorlar Bernabei için. Biraz düşürebilirsek bu transferde anlaşırız. 4.5 milyon euro. 5 diyorlar, tamam 5 olsun. Çok genç bir isim daha alacağız. Tamamen rotasyon transferidir bu.
Acaba Babel'i yollasak kabul ederler mi ki? Direkt takasla versek. Tamam, anlaştık. Babel Avila takası. Ve takım bence tam anlamıyla Wonderkid takımı oldu. Şöyle transferde gelenler ve gidenleri size göstereyim. Yaşlı isimlerin neredeyse hepsiyle yollar ayrıldı. Fernando Muslera kaldı. Onu da zaten satmayı düşünmüyorum. O burada ne zaman bırakmak isterse o zaman biz yeni bir kaleci ararız. Ve bu genç takımın antrenman planı gerçekten çok önemli bir hal aldı. Hepsini ayarladım. Bundan sonra onların gelişimi için her şeyi yapacağız. Avrupa Ligi başlıyor. İşte grup Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya. Burada FIFA'da çıkabilir miyiz? Bence sonuna kadar zorlarız. Genç bir takımız, gelişime ihtiyacımız var. E grubunda bu sene sadece 1 puan alabildik. Eksi 8 avaraj yapmışız. Seneye daha iyi olur diye düşünüyorum. Süper Lig'de ilk sezon sonumuza geldik. Genç takımla 58 puanla sadece 1 puan alsak 2. olabilecekken 6. olduk. Trabzon için de aynı şey geçerli. 57 ile 7. olmuş adamlar. Bir 3 puanla ya da 2 puanla belki de 2. olacaklardı. Fenerbahçe 67 ile şampiyon olmuş. İnanılmaz bir rekabetin olduğu ama kimsenin kazanamadığı bir lig izledik gibi duruyor. 67 puan çok düşük 38 haftada. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-3 Rize Spor maçıyla başlayıp 5-2 ile Alanya Spor'a elendik. Şampiyon Fenerbahçe. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid zaferi vardı. Avrupa Ligi'ni West Ham United aldı ve Konferans Ligi Roma'nın. En önemli yer burasıydı çünkü geçtiğimiz sezon sıralamadan çok daha önemliydi. Oyuncuların gelişimi önümüzdeki sene için umut vaat ediyorlar mı? Evet, vaat ediyorlar. Artı 4 var Malasya, artı 5 Bernabeu. Nelson artı 3 dedi, Marco artı 2 dedi. Stoperlerin birazcık daha hızlı gelişmesi gerekiyor. Nelson 5 hafta sonra 77'ye ulaşacak gibi duruyor. Aynı şekilde Marco'ya da bakmak istiyorum. 78 hafta çok, 25 haftaya düşürebiliyoruz. Hatta 19 haftada oluyor 80'in olması için. Yani böyle baktığımızda birazcık zamana ihtiyacı var gibi. Alparslan 72 ama 73'e yakın. Yakın zamanda olacak gibi. Sasha Boy artı 7 gelişti bu sene. Çok önemli bir gelişim, şöyle göstereyim. En iyi gelişen isim de o. Pedersen de artı 4 demiş Sabek'te. Beklerden zaten istenilen verimi alıyoruz. Önemli olan stoper gibi duruyor burada. Asun Suha artı 3 dedi defansif orta sahada. Taylan da artı 3 demiş. Kerem artı 5'lik gelişti. Önümüzdeki süreçte ondan daha fazlasını bekliyoruz. Barış Alper Yılmaz artı 7 gelişti. İnanılmaz bir rekabet sol orta sahada. Sağ orta sahada da aynısı var mı bakacağız. Yunus Akgün orada oynayabildi mi daha doğrusu? Berkan artı 2, Çikildağ artı 3, Morutan artı 5 dedi. Emre Akbaba gelişmemiş kiralık gittiğinde. Yunus Akgün artı 6 dedi, 26 maça çıkmış kendisi. Halil Dervişoğlu artı 3. Mustafa Muhammed artı 5 dedi. En iyi performans Mustafa Muhammed'den geldi. 18 gol, 1 de asisti vardı. Takım asist anlamında Olimpio Moruta'nın üstüne çökmüş gibi duruyor. Diğerleri 4'ten öteye gidememiş. Tayland'da 5 asist var. Ama birazcık sanki asist sayısını arttırması lazım. Bütün futbolculara bakarsak. Barış Alper çok iyi oynamış bence. Kerem de fena değildi. Onlar seneye çok daha iyi olacaklar. En iyi değer şu an Tyrell Malasya'daymış, sol bekteymiş. Artı 4 gelişti, 35 milyon euro oldu. Ligde gol kralı Teixeira. Mustafa Muhammed ikinciliği San Luis'de paylaşıyor. Asist kralı Gezal oldu Beşiktaş'tan. Biz de burada Morutan 10. Gol yenmeye maç sayısında Muslera 10. sırada, bayağı geride kalmış. Seneye bence Muslera'nın yanına bir tane kaleci transfer edilebilir. Sonrasında kim oynarsaya bakacağız. Yeni sezon Galatasaray'da başlıyor. Bütçe 30 milyon euroya kadar çıktı. İyi transferler yapacağız yine bu sezonda. Ve kiralıktan gelen çoğu isim takımdan ayrılacak. Onu da şimdiden söyleyebilirim. Sezon başı itibariyle oluşturduğum transfer listesi şudur. Aytaç Karadan başlıyor aşağı doğru. Bu senenin ana gündem maddesi kaleci transferi. Orada rotasyonu arttıracağız. Hatta belki de Muslera'dan bundan sonra yararlanmayı bırakacağız. Kobel, Dortmund'un as kalecisini istiyorum. 24 yaşında, 81 yeni var ve bu takımda iyi de gelişir aslında gelirse. 41.600'e kadar çıktık. Bir türlü 46'dan inmiyorlar. Şurada anlaşsak oyuncuya maaş da kalacak. Kobel Galatasaray'da. Şu ana kadar takımdan ayrılan isimler var. Avila ve Atalay kiralık olarak gitti. Aytaç Kara Sheffield'la anlaştı. Sekirika da Brezilya'ya gitti. Emre Akbaba da Sheffield United'a gitti, İngiltere'ye. Oo, bu arada Haaland Real'e gitmiş. Yılın transferi.
Ve son olarak da Emre Taşdemir'i Genk'e sattık. Bizim için transfer bu sene bitti. Gelin size takım kadrosunu göstereyim. Muslera 77'ye kadar düştü. Kobay bu sene formayı alır diye düşünüyorum. Ozon Vafor satılamadı. Satmayı isterdim ama gitmedi. Takım iyi seviyede. Bu sene de Kerem ve Yunus Akgün, hatta Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nu da geçmiş, o da var da 80 üstüne çıkmalarını bekliyorum o ikisinin. Yunus Akgün de 77 seviyelerini bulursa mükemmel olur. Yeni sezon için de her şeyin hazır olduğunu gösterebilirim sizlere. Bakalım bu sene neler yapacağız. Bu sene Avrupa kupalarına katılamamıştık ama seneye gitmek istiyoruz. Süper Lig'de bu bağlamda kaçıncı olduk? Bu sene Galatasaray 87 puanla şampiyon oluyor. Sadece 3 puan farkla Fenerbahçe arkamızdaydı ama 3. Beşiktaş bayağı gerideymiş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Göztepe'yi yenerek başlıyoruz. Konya'yı 6-0'la geçtik. Yarı finaldeyiz. Final Galatasaray, Fenerbahçe ve şampiyon Galatasaray. 2'de 2 yapıyoruz bu sene. Süper Kupa Atletico'nun oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico zaferi vardı. Avrupa Ligi'ni Bayern Münih kazanmış. Ve Konferans Ligi'nde AEK, bir Yunan takımı, gitti ve şampiyon oldu. Bizim oyuncular neler yaptılar, ne kadar geliştiler? Kobel sadece artı 1 demiş. Muslera eksi 4 dedi, 74'e kadar düştü. Sol bekte artı 3 vardı, artı 4 daha varmış. Sol bekler mükemmel gidiyor. Victor Nelson 79, Marco Asso 81. Önümüzdeki sene ikisi de böyle 83 sınırlarına gelmeli diye düşünüyorum. Ozon Vafor takımdan ayrıldı. Avila artı 2 gelişti, kiralık gitti kulüpte. Sasha Boy 80 oldu. Pedersen 75 olmuş. Asun Sağ işte 81'e yükselen. Artı 5 ile en iyi gelişen oyuncuydu bu sene. Diğerlerine de bakıyorum. Barış Alper artı 2. Kerem artı 2 demiş. Çikilda artı 3. Berkan artı 3. Morutan da artı 3 demiş. Çok gelişmemişler aslında. Yunus Akgün artı 1 demiş bu sene. Açıkçası Yunus'un daha iyi gelişmesini beklerdim. Bu yüzden antrenman planını değiştirdim. Yardımcı orta saha oyuncusu yaptık şu andan itibaren. Şöyle de performansları göstereyim. Barış Alper Yılmaz takımın en iyisiydi. Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu ve Çikildağ da iyi oynadılar diyebiliriz. Yunus Akgün daha az maça çıkıyor. Muhtemelen Kerem Barış Alper'i tercih ediyor hoca. Yani asistan menajer. Yunus o yüzden istenilen gelişimi gösteremedi diye düşünüyorum. Diğer isimlerde hiç fena oynamamış. Kobel 2 asist yapmış. 17 maçta gol görmedi kalesinde. En değerli futbolcu hala Tyrell Malasia. 56.500. Ligde gol kralı Berisha. Cabral ikinci olmuş Fenerbahçe'den. Bizden Mustafa Muhammed 5. Asist kralı Çikildağ 12 asistle. Golemya maçlarında Kobel 1. Galatasaray'da yeni sezon başlıyor. Bu sene transferi sanki biraz kanatlara yöneltebiliriz. Kerem ve Barış Alper fena değil de onların gelişimini de bekleyebiliriz. Bütçeye bir bakmak istiyorum ne kadar olmuş. Bu sene 21 milyon euro. Ligde 7 gol yenmeyen maç serisi yap. Yönetimin beklentisi buymuş. Stoperlere dokunmayacağım. Belki bir rotasyona 78-77'lik bir stoper alınabilir. Bekler zaten mükemmel. Sağ orta sahaya da sol orta sahaya da yedek bir oyuncu getirilebilir diye düşünüyorum. Ama bütçede kısıtlı. Bakacağız. Tam rotasyon stoperi buldum. Avusturyalı. Nice'de oynuyor. Geni de fena değil. 12 milyon euro ile başlayacağız. Sonrasına bakalım. Anlaşabiliyor muyuz? Direkt anlaştık. Transferi kapattık. Tek transfer stopere. Bu arada Lingard serbeste düşmüş. Stuttgart'a gitmiş. Duan Zapata filan da serbestteymiş. 83'lük adam. Ben kadronun gelişimini bir yıl daha bekleyeceğim. Ona göre gelecek sezon transfer yapacağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz belli oldu. Bayern Münih, Valencia, Shakhtar. Hedef bence Bayern Münih ile burada çekişmek olacak birincilik için. Ben gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan ve liderlik geldi. Namağlup bir şekilde Bayern'i geçtik. Bayern az da eleniyormuş. 5 beraberlik ne demek ya. Son 16'da rakip Chelsea. Chelsea'den intikam alma zamanı. Bence zor bir kura çektik. Yani birinci olup ikinci Chelsea'nin gelmesi zor. Lukaku forvetlerinde ve 1-0 ilk maçı kaybettik. Biz daha iyi oynamışız. 3'e 2 şut. Hadi bugün sürpriz yapın. Kendi evimizde 4-0 kaybettik Chelsea'ye. Gerçekten sürpriz oldu bu. Ya biraz fazla oldu 4'te. Yani yiyecek takım değil bu. Süper Lig'de sezon sonu yaptık. Galatasaray 88 puanla şampiyon oluyor. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da 7-1'lik bir maçla başladık. 5-2 Beşiktaş'ı geçtik. 5-1 Trabzon.
Ve şampiyonu 3-0 ile Galatasaray. 2'de 2 oldu. Süper Kupa Bayern Münih'in. Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'in oldu. Chelsea Leverkusen'u elemiş sonra. Bence çok güzel eşleşmeler gelmiş. Biraz daha iyi bir takım olsak overall anlamında. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamamız işten bile değildi. Barcelona Avrupa Ligi'ni aldı. Konferans Ligi Wolverhampton'ın bu sene. Takım iyi seviyede. Gerçekten iyi yerlere geldiler. Seneye bu takımın bir tane yıldız oyuncuya ihtiyacı var. O yıldız oyuncu hangi mevkide olur? Ondan emin değilim ama gelişimler artı 2 seviyelerine düştüğü için artık belli bir yetenek üstünde oyuncuları getirmemiz gerekiyor. Asunsa 85 oldu. Takımın en iyi gelişen oyuncusuydu bu sene artı 4 ile. Şöyle bakayım, takımın en yeteneklisi de Tyrell Malacia. En iyi oynayanı kimdi peki? Çikildağ ve Barış Alper Yılmaz. Çok üst seviyede oynadılar. Mustafa Muhammed de fena değildi aslında. Morutan da idare etti diyebiliriz. Kerem'in performansını beğenmedim. Seneye bir tane sağ orta sağ transferi yapacağız gibi duruyor. Oraya acilen adama ihtiyaç var. Kobel 3 asist oynamış. 17 maçta gol görmedi kalesinde. En değerli futbolcu da tahmin edildiği üzere Malacia yine. Krallıklara geldiğimizde Cabral Fenerbahçe'den gol kralı. Çikildağ bizden 6. Barış Alper 7. Asist kralı Hayredinovic Kasımpaşa'dan. Gol yenmeyen maç sayısında Kobel 1. Alanya tribünü almış. İyi transfer yapmışlar. Yeni sezona başlıyoruz artık. Hedef sezon başlıyor. Bütçe değeri 46-47 milyon euro seviyesinde olacak. Bu sene o şampiyonluk gelecek. Sağ orta sahaya transfer dedik ve o transfer Emiliano Buendia olacak. Aston Villa ile görüşeceğiz. 45 milyon euro üstüne pay desem %15. 57.1 dediler. Hani tamam anlaşabilecek gibiyiz ama oyuncuya maaş bütçesi de kalması gerekiyor. O yüzden 51.1'e biter mi? Bitti. Sadece bir tane transfer ve Galatasaray bu seneye hazır. İşte şöyle kadroyu göstereyim sizlere. İşte yeni sezonun Şampiyonlar Ligi grubu. D grubunda Atletico, Ajax, Shakhtar'la oynayacağız. Hedef yine liderlik olacak burada. D grubunda 10 puanla ikincilik geldi. 2 puanla liderliği kaçırdık. Son 16'da City ile oynayacağız. Bu sene geçen seneye göre çok daha zorlu bir eşleşme. Atletico da gerçi kolay bir kura çekmemiş. Birazcık grup şanssızlığı diyebiliriz. Galatasaray, Manchester City. Bu sene çok iddialı bir kadromuz var. Karşımızdaki City olsa da 4-2'lik galibiyet. İşte bu kadar. Kendi evimizde City'yi de attık. Rövanşa da bir hayli umutlu geldik ilk maç sonunda. Ve 2-1 yetti bize. Yenilsek de turladık. 1-0 geriden geldi rakip bu arada. Eşleşmelerimiz can yakıyor. Sıradaki takım Paris Saint Germain. Kendi evimizde oynayarak başlıyoruz. Jota Sarabia olmuş. Neymar ve Messi artık demek ki ya gittiler ya emekli olmaya yüz tuttu. Özellikle Messi. 2-1 ile kazandık. 1-0 geriden geldik. Önemli bir sonuç aldık bence. Bütün sözlerimi geri alıyorum. Neymar ve Messi döndü. Paris Saint Germain deplasmanındayız. 2-2 Nelson. Yarı final. Süpersiniz. Yarı finalde de kolay rakip yok. Barcelona ile oynuyoruz. Galatasaray Barcelona. Kendi evimizde yine avantajı sağlayabilecek miyiz? 2-2 bitti. Ansu Fati'den o golü yemeseydik iyi olacaktı. Neyse rövanş. Umudumuz var. İşte zurnanın zırt dediği yer tam olarak burası. Rövanştayız. Final. Geldi Kerem Aktürkoğlu ile hem de. Finaldeyiz. Sezon sonu yaptık. Süper Lig'de Galatasaray namağlup şampiyon 96 puanla hem de. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16 6-1. 6-1 daha Fenerbahçe'yi eledik ve finalde Fatih Karagümrük rakibimiz olacak Şampiyonlar Ligi maçından sonra. Paris Saint Germain Süper Kupayı aldı. Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali. Rövanş zamanı. Real Madrid'den rövanş alacağız bugün. Avrupa Ligi'ni Liverpool kazandı. Konferans Ligi'ni Everton kazanmış. Bizim Türk takımları bu sefer cacık çıktı. Hiçbir şey yapamadılar. Konferans Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde. Ara ara yapıyorlar çünkü. İyi sonuçlar aldıklarını ben gördüm daha önce. Ama bu sefer bu bölümde onlardan birine rast gelmedik. Asunsa takımın en iyi gelişeni gibi. Evet artı 4 ile en iyi gelişen oydu. En iyi performans ise Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Mustafa Muhammed performansını çok arttırdı. Çikildağ ve Buendia çok iyi oynadılar. Özellikle Buendia. İşte o aranan sağ orta sağ Buendia'ymış bu sene. D
Değer anlamında da Asunsa Malasya'yı geçti. Krallıklar, Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız var mı? Mustafa Muhammed'in 2 gole ihtiyacı var. Asist krallığında yani 3 asist yapan var ama Gonçalves 8 yapmış. Gol yenmeyen maç sayısında iddiamız yok. Ligde ise Kobel, Buendia ve Mustafa Muhammed krallar. Hazır mısınız? Londra'da, Londra stadyumunda final başlıyor. Real Madrid Galatasaray. Final Mustafa Muhammed'le başladı. Morutan Malasya götürüyor. Malasya çok hızlı. Orada boşluğu da değerlendirdi. Malasya ortaladı. Kafa vuruşu Laporte'tan. Çikildağ direkten döndü. Emilia Buendia. Buendia da ortaladı. Golü attık. Defansın büyük hatası. 1-0. Buendia'ya yazdı gol herhalde. O seviniyor. Büyük hata. Baskılı başlamıştık. İşte kendi kalesine atmış gibi görünüyor. Sanki ben o vurdu da bizimkine çarptı gibiydi. Aynen, yo, kendisine mi çarpmış top? İnanılmaz. Nelson. Rainer, iyi baskı var. Sasha Boy, Nelson. Asusa. Morutan'a. Morutan. Olimpiyo Morutan hızlandı şimdi. Morutan'la gidiyoruz. Morutan. Aradan pas güzel. Çikildağ attı golü. Çikildağ. İkinci kez şans bizden yana. Vurduğumuz top döndü ve Çikildağ'a çarptı. Rainer. Casemiro çok etkili oynadı. Vinicius Junior topun dibine girdi. 2-1 oldu. Vinicius Junior. Şimdi Asunsa. Verdi pası Morutan'a. Olimpiyo Morutan. Morutan hızlandı. Morutan vurdu out'a. Valverde iyi geçti. Sasha Boy'u karşıladı. Sasha götürüyor. Sağ tarafta boşluğu iyi değerlendirdik. Sasha Boy. Sasha Boy ortayı da yaptı. Süle ve Kurtuğa. Valverde Robertson'a. Şimdi Kramaric. Rodrigo. Aradan gönderdi. Vinicius Junior. Vinicius geçti. Pası verdi. Rodrigo. Pas. Kimse dokunamadı. Malasya. Saçmalama Malasya. En son çıktı. Pas. Asusa. Sola. Müthiş oynadı. Malasya. Malasya ile geliyoruz. Malasya. Malasya şimdi çekti. Malasya ortaya döndü. Asusa. İyi pas. Mustafa Muhammed. Pas gelir mi Morutan'dan? İyi. Buendia Kurtuğan'ın üstüne vurdu. Rodrigo'nun pası marka girdi devreye. Malasya. Şimdi Asunsa. Çikildağ'dan tekrar Asunsa'ya. Asunsa. Nelson. Morutan. İyi pas. Buendia. Morutan. Çikildağ bekledi. Git dedik ona. Morutan. Morutan hızlandı. Morutan hala topunda. Olimpiyo Morutan. Morutan çekti. Pası verdi. Çikildağ. Vuruş geldi. Out'a. Çikildağ. Ters ayakta çok kötü vurdu. Kerem. Acı kullandı. Çikildağ. Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed yerde. Faul aldı. Çikildağ. Topun gerisinde. Vurdu. Direkten döndü top. Çatala çarptı son dakika. Çikildağ o. Ve maç bitti. 2-1. Bu genç takım bence bugün çok iyi oynadı. Real Madrid karşısında çok gol kaçırdık ama sonunda şampiyonluğa ulaştık. Marcao'nun ellerinde kupa. Şampiyon Galatasaray. Ve son olarak bir Karagümrük maçı kaldı. Onu da bir atlayalım. Kupayı kim kazandı? Biz 4-0'la. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.